Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, Ramazan'la ilgili, iman hakikatleriyle ilgili tefekkürlerimize 20. mektuptan devam ediyoruz. 6. kelimede kalmıştık. 20. mektup 6. kelime, yani 11 kelimelik tevhid kelamının 6. kelimesi yuhyi. Yuhyi yani hayatı veren odur. Cenab-ı Hak'tır ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Hayatı rızık ile devam ettiren de odur. Üstad Hazretleri küçük sözlerde bir yerde de diyor. Hayatı kim vermişse rızıkla o hayatı devam ettirecek olan da odur. Aslında ikisi de birbirini tamamlayan hakikatler. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellileri birbirinin mütemmimi, birbirini tamamlıyor. Zaten iman hakikatleri arasında böyle bir bütünlük de var. Yani hayatı veren ancak rızkı da verebilir. Tersinden rızkı veren ancak hayatı da veren odur, o zattır. Birbirini teyit eder, birbirini iktiza eder. Hakaiki imani arasında böylesi kopmaz bir bütünlük, bir vahdet var. Hayatı veren odur ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Yani bu bağlantı elbette ki çok sıkı ve kopmaz bir şekilde. Şöyle de tefekkür edebiliriz. Cenab-ı Hak zaten hayatı vermesi bir mucize. Yani hayatı kim verebilir ki başka? Hayat dediğimiz, elle tutamadığımız ama o cevher, yani o manevi özellik diyelim, hususiyet ki Üstad Hazretleri zaten başı başına hayatı 30. lemada ismi hay bahsinde tarif ediyor, hayatı anlatıyor. Orayı baştan sona okumak lazım. Böylesi bir mucize-i kudret, kudret mucizesi. Cenab-ı Hak bunu veriyor. Ondan sonra rızkı düşünelim. Rızık da kimsenin elinde değil. Cenab-ı Hak kuru topraktan, odundan, ağaçtan, yani bakıyoruz bize envai çeşit renkte, tatta, kokuda, lezzette nimetlerinin rızıklarını gönderiyor. Bunları kim yapabilir? Bütün sebepler bir araya toplansa hangisi yapabilir? Hangileri yapabilir? İşte hayatı veren de o, rızkı veren de o. Birbirini iktiza ediyor, birbirini tamamlıyor. İkisinde de mucize-i kudret var. Bir kudret mucizesi var. Yani Cenab-ı Hakk'ın dışında her şey orada acizde kalıyor. Mucizenin kelime manası odur. Acizde kalınan. İşte hayatı veren odur. Hayatı rızık ile idame eden de odur. Ve levazımat-ı hayatı, yani hayata gerek olan şeyleri, hayata lazım olan şeyleri de ihzar eden, hazırlayan yine odur. Cenab-ı Hak'tır. Ve hayatın âli gayeleri, yani hayatın yüksek gayeleri ona aittir. Hayatımızda pek çok gayeler güdebiliriz. Pek çok hedeflerimiz olabilir. Ama en yüksek hedef, en yüksek gaye ona aittir, ona ait olmalıdır. Yani 20. mektubun başında da okumuştuk hatırlayacak olursak. Katiyen bil ki demişti, hilkatin en yüksek gayesi, yani yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi. Yine fıtratın, yaratılışın en yüce neticesi iman-ı billah'tır, Allah'a imandır. Evet, burada da benzer şekilde bir vurgu. Yani hayatın âli gayeleri, en yüksek gayeleri, maksatları ona aittir, ona bakar. Ve mühim neticeleri ona bakar. %99 meyvesi O'nundur, Rabbimizindir. İşte şu kelime, yani yuhyi kelimesi, kısaca meali hayatı verir. Cenab-ı Hak hayat verir, diriltir, dirilticidir, hayatı verendir. Evet, işte şu kelime, yuhyi kelimesi, şöyle fani ve aciz beşere nida eder, şöyle nida eder. Müjde verir ve der, ey insan, ey insan, hayatın ağır tekalifini, yani ağır sorumluluklarını,
yüklerini omzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Demek ki insan neden zahmet çeker? Hayatın ağır tekalifini omzuna aldığı veya almaya çalıştığı için zahmet çeker. Hayatın yükünü, yani kendisinin aslında sorumluluk dairesinde olmayan, mükellef olmadığı bir yükü, manevi bir yükü üstlenmeye çalışmakla. Mesela sanki haşa hayat kendisine aitmiş gibi, yani bu hayatı Cenab-ı Hakk'ı düşünmeden onun kudreti ve iradesi haricinde yönetmeye kalkmak, hayatiyetini, yaşamını işte sürdürmeye, devam ettirmeye çalışmak gibi, yani bir psikolojinin içerisine girmek. Efendim, rızık noktasında da mesela, geçimini temin etmek noktasında yine haşa Cenab-ı Hakk'ın iradesini, kudretini, onun rızık veriyor oluşunu haşa saf dışı bırakarak, yani orada da ne yapmak? Hayatın yükünü, tekalifini efendim böyle omuzlarına almakla insan zahmet çekiyor. Kendi kendine yapıyor. Yani bu kuyuyu kendi kendine kazıyor. Sonra neden hüzne düşer insan? Demek ki hayatın fenasını düşünüyor. Buradaki fenadan maksat, yani hayatın faniliği, geçiciliği, biticiliği, bitecek olması, yani elindeki zevklerin, lezzetlerin veya sevdiklerinin bir bir elinden kayboluyor, gidiyor olması gibi, yani bunu düşünüp, bunda takılıp, bunda kalıp hüzne düşme meselesi. Dolayısıyla Üstad diyor ki, hayatın ağır tekalifini omzuna alıp zahmet çekme, hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, yani o vücut gemisindeki hayat makinesi hayy-i kayyuma aittir. Yani hayatı veren ve hayatı ve her şeyi ayakta tutan hayy-i kayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Hayatımızın bütün ihtiyaç, hayatı o verdiği gibi hayatın bütün ihtiyaçlarını da gideren, veren odur. O tedarik eder Cenab-ı Hak yani. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide, yani o vücut gemisinde, o varlık gemisinde, sana ait olan o vücut geminde, varlık geminde sen bir dümenci neferisin. Bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al. Keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetdar olduğunu, ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefine sahibi zatın, yani o vücut gemisini, hayat gemisini, senin dümencilik yaptığın, ki bakın buradaki dümencilik ifadesi de dikkat çekicidir. Sen dümenin başındaysan rotayı çiziyorsun. İstikameti veriyorsun. Yani Cenab-ı Hak bu vücudu, bu hayatı sana vermiş. Sen de bir rota ver. Ama ona doğru ver. Cenab-ı Hakk'a doğru. Allah'a doğru bir rota ver. Evet. İşte zaten burada Üstad o yani bu rotayı da vurgulayacak manada da bir vurgu yapacak şimdi. Diyor ki o hayat sefinesi ne kadar kıymetdar olduğunu ve ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sefine sahibi zatın, o hayat gemisinin, vücut gemisinin sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret. Ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit, işte istikamet kelimesinin altını çizelim, rotayı tayin etmek. Sen bir dümenci neferi bulunduğun, dümenin başında bulunduğun bu hayat geminde, vücut geminde, İşte vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin, o geminin verdiği bütün netaiç, yani bütün sonuçlar, neticeler bir cihetle senin defter amaline geçer. Ya aslında o geminin netice verdiği, yani bütün o sonuçlar senin iradenle, kudretinle oluyor değil. Çünkü sen tek başına yetemezsin. Yani o geminin
bütün maksatlarına. Ama diyor ki yani neticede o sefinenin verdiği bütün neticeler bir cihetle senin defteri amaline geçer. Sen bir dümenci neferi olarak, yani şöyle düşünelim, hani ayet-i kerimede bütün iyilikler Cenab-ı Hak'tandır. Bütün kusurlar, kötülükler de insanın kendi nefsindendir. Böyle Üstad Hazretleri kader bahsiyle de bunu ilgili olarak söylüyor. Bu ayet-i kerimeyi zikrediyor. Yani bu noktadan baktığımızda zaten veren Cenab-ı Hak gücü, kudreti, iradeyi, ilmi, yani bize veren o, biz sadece kader bahsinde dediği gibi ona meyletmekle, teveccüh etmekle, işte dua ile, niyet ile, iman ile, değil mi? Ancak hissemiz oluyor, cüz'i bir irademiz var. Yoksa yaratan Cenab-ı Hak, bütün şartları hazırlayan Cenab-ı Hak. Dolayısıyla burada da anla ki sen vazifeni istikametle yaptığın zaman, ona teveccüh ettiğinde, iman ile, dua ile, niyet ile, yani bir cüz'i iradenle oraya bir teveccüh et, o zaman o sefinenin verdiği bütün netaiç bir cihetle senin defter amaline geçer, sana bir hayat-ı bakiyeyi, sonsuz bir hayatı temin eder, seni ebedi ihya eder. Sonsuz edik seni ihya eder, hayatlandırır. Evet, Cenab-ı Hak bize bu sonsuz hayatı nasip eylesin, sonsuz saadeti nasip eylesin inşallah. Yeniden görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz.